Müzesine geldik. Gideceğiz zaten. Hocam, merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz iyi misiniz? İyiyim, şükürler olsun. Bizim arkadaşlarla geldik. Çok iyi etmişsiniz. Evet. Bir haberle geldi, 25 kişilik bir grup falan dediler. İşte fire verdik, öyle cenaze nedeniyle. Öyle mi? Bir grup Hekimhan'a, bir grup Malatya'da. Evet. Katılamadılar. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Mehmet Hoca'ydı değil mi? Hoş geldiniz, evet. Mehmet Hoca. Merhaba. Şey yapalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyi misiniz? Çok şükür. Belediye misiniz? Yoksa çam mı çok güzel. Müsaitseniz şöyle meydanda bir toplanalım, kısa bir bilgilendirme yapayım, ondan sonra... Ha, bak Erol Bey, siz bir... He, ben biliyorum. Arkadaşlar bir meydana toplanalım. Şunu çekmem lazım. Tabii canım. Bilgilendirme çek ondan sonra. Siz de şöyle alayım. Karşıma almak evet, değil de... Evet. Farklı bir şey.
Evet, ismim Mehmet Duman, müze sorumlusuyum. Mesleğim resim öğretmenliği. 2014'ten beri bu binadayım. Zaten sizler de Malatyalı olmanız hasebiyle buranın kültürünü çok iyi biliyorsunuz. Geçmişimiz tekstille yoğrulmuş, özellikle burası. Her evin altında bir çırçır makinesi, çırkırt makinesi, dokuma tezgahı olduğunu biliyoruz. Özellikle o kareli çarşafımız, biraz önce hanımefendi de bahsetti. Çarşaf mı siyah beyaz? Bunlar mavi beyaz, tabii, kırmızı beyaz. Estetik katma kaygısı var sadece. Şimdi biz müzeyi tabii burada seçmemizdeki sebep bu. Müzemizde 1000'in üzerinde eserimiz var. Bu ham maddeden başlıyor. Yani tekstilin ham maddesinden başlıyor. Bir ürüne dönüşene kadar ki o serüveni anlatıyor. Yeni nesil makineler ya da alet ve edevatlar değil. Geçmişte ne kullanılmışsa onlardan Türkiye geneli toplamaya çalıştık. Burada ham maddeden başlıyor dediğim gibi. Her oda bir konuyu anlatıyor. Birazdan gezmeye başladığımızda göreceksiniz. Ham madde sergi odası, ip eğirme odası, iplikçi dükkanı, kumaşçı dükkanı gibi böyle bir serüven oluşturuldu. Aynı zamanda müzemiz yaşayan bir müze olsun konseptiyle yola çıkınca yukarıda bir halı dokuma atölyesi kurduk. Şu arkamda gördüğünüz halıların dokuması burada yapılıyor. Bunların tasarımları da bana ait. Halk eğitimden bir hocamız geliyor. Civar mahallelerden ablalar, teyzelerle beraber bunların dokunmasını yaptılar. 6 tane bu gördüğünüz halılardan dokundu. Yün halı. Ama bazı semboller ki birazdan anlatacağım onları, onlar da ipekten dokunmuş oldu. Kök boya mı? Yok, hayır. Günümüz tabii. Duvar halısı ve yer halısı. 3 metrekarelik şeklinde bir de bu boyutlarda dokunmuş oldu. Teskil süreci devam ediyor. Burada gördüğünüz şu semboller Malatya'mızın o güzel suyunu ifade ediyor. Su dalgalarımız ve toprağımız. Kayısı, birlik beraberlik sembolü. Kiraz, su ve toprak. Hoşça kalın.
müzelerden kaynaklanıyor. Bu müzeler de tabii ki o geçmiş ve gelecek arasında aslında birer köprü. Dolayısıyla gelen gençlerimizden şöyle şeyler de duyuyoruz. Bir tanesi diyor ki hocam düğün neden yapılıyor? Tam da bu oyundayız. Dedim ki işte bu Hazreti Koyun'un saç ve sakalından efendim yün elde edilmiş oluyor. İşte tekstilin bir ham maddesi gibi. Burada da onları görüyorsunuz. O ipek böceğinin kozası orijinaldir. İçerisinde böcekleri hala duruyor. Tabii ölmüş bir vaziyette. Şu gördüğünüz ilk makinalaşma örneği. Fransa'ya ait 1890 menşeli. Hala çalışır bir durumda. Şöyle çevirdiğinizde makineyi hareket haline getiriyor. Birisi çeviriyor, diğeri de tıraş ediyor. Hmm. Evet. Yurt dışında kullanılıyor makine. Tabii. Kullanılıyor. Yani hala çalışan çok böyle ergonomik bir tasarım. Bunu hemen yan tarafa geçelim. Burayı geziyorlar. Evet, burası da pamuk tarlası. İçeri giriş yapabilirsiniz. Evet, burada da pamuğun bitkisini Antep'ten getirdik. Yeşilken burada böyle sergiledik. Çocuklarımız görüyorlar. Pamuğun bir bitkiden, ne topraktan bitkiyle en azından görüyorlar. Kenevirin tohumunu görüyorsunuz. Sapı ve o tekstile giden serüveni. Yani kenevirin bitkisinden de yine ip elde ediliyor. Aynen keten gibi. Keten de şu karşıda görüyorsunuz. Hemen yukarıda bitkisi var. Hemen or tarafta tohumu. Alt taraftaki de pamuğun tohumu. Onda da böyle bir dizayn oluşturdum. Tohumdan, pamuktan nereye geldi? En son, evet, en son şey. Öreke dediğimiz en sonunda bizim o meşhur kareli çarşafı. Çarşafı. Kareli çarşafın üretimi ve satışı var mı burada? Gündüz Bey'de var. Gündüz Bey'de var. Evet. Duvarda gördüğünüz niyetteki niyet yapılmış Sümerden. Thank you.
Gençler 1890 ana kargesi olanlar. Gezdiniz mi? Gezdik. Biraz duygulandım. Anacığım, değil mi? Yani. Annem de çok kullandım. Ki neleri gördünüz bir de? Kareli çarşafları, annemizin örttüğü. Eskiden biliyorsunuz bayanlar kapı komşuya bile gitse çarşaflardan, Erhan derlerdi. Onlardan örtmeden gitmezlerdi komşuya. Rahmet anacığım da çok kullandı. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Hiç görmediğim bir yerdi. Sürpriz oldu benim için. Harika yerler. Böyle yerleri görmek lazım. Malatyalı olarak aynen, yani. Yani. Çok teşekkür ederim sizlere. Erol Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Onu boş verin. El birliğiyle ne yapıyorsak yapıyoruz. Yani siz olmasanız böyle bir gezi olmaz. Yani böyle. Ama ben de işte gittiğimiz yerleri araştırıyorum. Nereye gidilir? Ben Doğanşehir'den evliyim. Doğanşehir gezimizde ben Doğanşehir'i ilk defa tanımışım. Sanki. Kılavuz mı? O zaman biz de takasa gidelim. Gittik. Gideriz yani. Gideriz. Gittik ya. Gideriz. Gideriz. Tabii. Sırada Daren'de var. Onu oturup bir ara oturalım. Çünkü inan ki bu geziye katılanlar çok değerli insanlar. Burada şey yapalım, burada kararlaştıralım Haziran ayında ne yapalım diye. Olur mu? Tabii. Biz devam ederiz, Ağustos'ta da devam ederiz. Thank you.
anlatan bir tabiatım var. Böyle soyut tasarım yaptılar. Thank you.
fazla vaktimizi burası alır. Başka yeri yok yani. Yerler burası. Benim babam Gündüz Bey'le.